İkinci bölüm. Ayrım yapmayın. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak, insanlar arasında ayrım yapmayın. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla, kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimli adama ilgiyle, sen buraya, iyi yere otur. Yoksula da, sen orada dur. Ya da, ayaklarımın dibine otur. Derseniz, aranızda ayrım yapmış, kötü niyetli yargıçlar olmuş olmuyor musunuz? Dinleyin sevgili kardeşlerim. Tanrı, bu dünyada yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi? Ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Sizi sömüren zenginler değil mi? Sizi mahkemelere sürükleyen onlar değil mi? Ait olduğunuz kişinin yüce adına küfreden onlar değil mi? Komşunu kendin gibi sev, diyen kutsal yazıya uyarak, kralımız Tanrı'nın yasasını gerçekten yerine getiriyorsanız, iyi ediyorsunuz. Ama insanlar arasında ayrım yaparsanız, günah işlemiş olursunuz. Yasa tarafından, yasayı çiğneyenler olarak suçlu bulunursunuz. Çünkü yasanın her dediğini yerine getiren, ama tek bir noktada ondan sapan kişi, bütün yasaya karşı suçlu olur. Nitekim, zina etme, demiş olan, aynı zamanda adam öldürme, demiştir. Eğer sen zina etmez ama adam öldürürsen yasayı çiğnemiş olursun. Özgürlük yasasıyla yargılanacak olanlar gibi konuşun ve davranın. Çünkü yargı, merhamet göstermemiş olana karşı merhametsizdir. Merhamet, yargıya galip gelir. İman ve eylem. Kardeşlerim, eğer bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse bu neye yarar? Öyle bir iman o kimseyi kurtarabilir mi? Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekken yoksunken sizden biri ona esenlikle git, ısınmanı ve doymanı dilerim derse ama bedenin gereksinimlerini vermezse bu neye yarar? Aynı şekilde tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Ama biri şöyle diyecektir. Senin imanın var, benim eylemlerim var. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de imanımı sana eylemlerimle göstereyim. Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun. İyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar. Ey akılsız adam! Eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun? Atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? Görüyorsun, onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi. İmanı eylemleriyle tamamlandı. Böylelikle, İbrahim Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı, diyen kutsal yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim'e de Tanrı'nın dostu denildi. Görüyorsunuz, insan yalnız imanla değil, eylemle de aklanır. Aynı şekilde ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahav da bu eylemiyle aklanmadı mı? Ruhsuz beden nasıl ölüyse, eylemsiz iman da ölüdür.